Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yelek çalışmamızda Alize'nin Lana Gold ipini kullanacağım. Renk numarası 152. İpimiz 100 gram ve 240 metre uzunluğunda. Şiş olarak da 5 numaralı şiş kullanıyorum. Şimdi yeleğin ön kısımlarından başlayacağız. 51 ilmek olarak başlıyorum. Diğer önde 51 ilmek olacak. 51 ilmeği attım. Şimdi şurada bir düğümümüzü atalım. Bu yapacağımız lastiğin sadece farklı lastik örneği olarak tek videosu da var. Çok kerelerde kullandık bu lastiği ama şöyle hatırlamanız amaçlı tekrar göstermek istiyorum. Şimdi ilk ilmek attığımız sıra olduğu için buradaki ilk ilmeği de örüyoruz. Normalde ilk ilmekleri örmeden alacağız şişimize. Bir düz bir ters olarak sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Burası örgümüzün arka kısmı. Şimdi sıranın sonuna kadar buradaki 51 ilmeğimizi örelim. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde ilk ilmeği alırken yanındaki ilmeğe bakacağız. Terse ters yönde, düzse düz yönde alacağız. Burada ikinci ilmeğim düz. O yüzden düz yönde aldım. Düz ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İpimi arkaya aldım. Kendime doğru çevirdim. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipi diğer tarafa aldım. Düz ilmeği örmeden şişime geçirdim. İpi tekrar çeviriyorum ve tersleri örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. Düz ilmeği örmüyorum. Tekrar ipi bu tarafa doğru çevirdim ve ters ilmekleri örüyorum. Dediğim gibi yani bu lastiği çok kereler kullandığımız için şöyle sadece kısaca bir anlatmak istedim. Düz ilmekleri örecekmiş gibi boşalıyorum. İpi tekrar çevirip tersleri örüyorum. İpi diğer tarafa aldım. Düz ilmeği örecek yönde aldım. İpi çeviriyorum ve ters ilmekleri örüyorum. Yani ön tarafta buradaki düz ilmekleri örmeden şişimize geçireceğiz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde düz ilmekleri bakın örecek gibi alıyorum ama örmüyorum. Sadece ters ilmekleri örüyorum. Düz ilmeği boş geçiriyorum. Sıranın sonuna geldik. Düz ilmeğimi yine boş geçirdim. İpimi çeviriyorum ve sondaki ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümüzün arka kısmına geldik. Şimdi yine bakıyorum. İkinci ilmeğim ters.
O yüzden bu ilmeği şöyle değil, şöyle ters örecekmiş gibi alıyorum. Bir sıra önceki yaptığımız, boş aldığımız ilmekler bunlar. Bu yönde ters olarak geliyor. Şuradan değil, şöyle arka tarafından doğru alarak ters olarak ördüm. İpi çeviriyorum. Düz ilmeklerimizi normal örüyoruz. İpi kendime doğru çevirdim. Ters ilmeklerimizi, bakın şuradan değil, şu arkadan olarak giriyorum ve ters örüyorum. Düzleri normal, tersleri arka taraftan. Burası örgümüzün arka kısmı. Ters tarafta bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüzde de düz ilmeklerimizi örmeden şişimize geçiriyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman ikinci ilmeğim düz. İlk ilmeğimi düz yönde alıyorum. Düz ilmeği örmeden şişime geçirdim. İpi arkaya alıyorum ve ters ilmeği örüyorum. Örgümüzün arka kısmına geldiğimiz zaman da dediğim gibi ikinci ilmeğim ters olduğu için ilk ilmeği şöyle şuradan alıyorum. Buradaki ilmeği arka taraftan örerek ters örüyorum. İpi çeviriyorum. Düzleri normal. Dediğim gibi bu lastiği çok kereler kullandık ama böyle hatırlamanız amaçlı tekrar bir göstermek istedim. Şimdi yeleğin alt kısmının lastiğini ne kadar istiyorsanız bu şekilde ön yüzlerde düzleri örmeyeceğiz. Arka tarafta bütün ilmekleri sadece şu ters ilmeklerin örüşüne dikkat ederek bütün ilmekleri öreceğiz. Lastiğimiz bu şekilde. Arka tarafı daha farklı görünüyor. Lastiğimizin ön tarafı daha farklı. Burası ön yüzümüz. Ben yaklaşık 17 sıra falan ördüm. Dediğim gibi yani bu lastik kalınlığı tamamen size kalmış. Şimdi yeleğimizin önce sol ön parçasını yapacağız. Yani sondaki 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz lastik olarak devam edecek. Buraya kadar 42 ilmeğimizde şimdi modele geçmeden önce aralarda hep birer sıra düzümüz var. Yani bir sıra düz, bir sıra tersimiz var. Şimdi bu 42 ilmeği düz olarak örelim.
42 ilmek ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmek kaldı. Burası yeleğin ön kısmı, yani ön pat kısmı. 9 ilmeğimiz hep lastik olarak devam edecek. Şimdi ipi öne aldım. Tersi örüyorum. Tekrar diğer tarafa aldım. Düz örmeden geçiriyorum. Ve buradaki 9 ilmeğimizi lastik olarak devam ediyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ve geriye kalan ilmeklerimizin hepsini ters örüyorum. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüze yine bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak devam edeceğiz. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğim düz, ters, düz, ters. Bu sıra bu şekilde bir düz bir ters olarak lastiğe kadar devam ediyoruz. Buradaki 42 ilmeğimizi bir düz bir ters olarak ördük. Bu modelimizin model kuracağız arkadaşlar. Bir sıra düz gittik geldik. Şimdi ön yüzde bir düz bir ters olarak kuruyoruz. Buradaki lastik kısmını karıştırmayalım. Oranın lastiği normal devam edecek. Şimdi 9 ilmeğimiz kaldı. Yine tersle başlıyorum. Buradaki lastik kısmını yine aynı aşağıda olduğu gibi örmeden şişe geçiriyorum düz ilmeklerimi. Arka tarafa geldiğimiz zaman yine buradaki 9 ilmeğimizi normal aşağıda yaptığımız gibi lastiğe devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Buradaki 9 ilmeğimiz ön bant olarak devam edecek. Şimdi kalan 42 ilmeği de bir ters bir düz olarak gelmiştik. Arka tarafta ters ilmekleri normal örüyoruz. İpi çeviriyorum. Burada gördüğümüz düz ilmekleri bakın şöyle değil. Bir alt sıradan selanik yapar gibi. Bir altından aldım, çıkartıyorum. Ters ilmekleri örüyorum. Düz ilmeklerimizi ya da şu ilmeği bir çevireyim de. Üst taraftan değil, bir alt sıraya giriyorum. Örüyorum. Aradaki tersler normal. Düz ilmekleri bir aşağıya girerek normal selanik yapar gibi. Bakın şuradan örmüyorum. Bir altındaki ilmeğin içine giriyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar düz ilmeklerimizi alttan alarak devam edelim. Tersleri normal örüyoruz. Düzleri bir alttan.
modelimizin ön yüzüne geldik. Bir düz bir ters olarak gittik. Sondaki 9 ilmeğimiz hariç. Geri gelirken düz ilmekleri alttan alarak sıranın başına geldik. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bu işlemi her sıra yapmayacağız. Arada bir sıra düz ve arka taraftan da tersini geleceğiz. Şimdi düz yap, bu sıra düz gidiyoruz. Diğer tarafta da ters örerek geri geleceğiz. Baştaki 9 ilmek lastiğinize dikkat edin. Şimdi bütün ilmekleri 42 ilmeği düz örüyorum. Sondaki 9 ilmeği lastik yapıyorum. Geri gelirken de 9 ilmek lastik, diğer ilmekler ters ilmek olarak örülecek. Başta 9 ilmeği lastik yapıp diğer ilmeklerimizi de ters örgü olarak ördüm ve sıranın sonuna geldik. Şimdi ön yüzde yine bir alt sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. Düz, ters. Yani bir düz bir ters olarak 9 ilmek hariç diğer ilmeklerimizin hepsini bir düz bir ters olarak örüyoruz. Evet, 9 ilmeğimizi normal lastiğimizi devam ettiriyoruz. Dokuz ilmeği ördükten sonra ters ilmeklerimizi normal örüyoruz. Düz ilmeklerimizi şöyle bir alttan alıyoruz. Ön yüze geldik. Bundan sonra örgümüz hep aynı şekilde devam ediyor. Bu sıra düz öreceğiz. Tekrar arkasını ters örgü olarak geleceğiz ikinci sırayı. Üçüncü sırada bir düz bir ters bir düz bir ters gideceğiz. Dördüncü sıra gelirken düz ilmeklerimizi alttan alacağız. Yani dört sırada bir örneğimiz tekrar ediyor. Baştaki 9 ilmeğimizde yine aynı lastiğimiz bant olarak devam ediyor. Örgümüzün arka kısmı da bu şekilde. Şimdi kol altı mesafemiz olana kadar örneğimize aynı 4 sıra tekrar ede ede aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Deneyi ben şimdi şöyle arkadaşlar kol altına kadar 48 santim ördüm. Şimdi yeleğimizin kol oyuntusunu yapacağız ama lastiğini de aynı anda beraber yürüteceğiz. Yani hem lastik yapacağız hem burada oyuntu yapacağız. Şimdi ön lastiğimiz 9 ilmekti. Buraya da 9 tane ilmek ilave ediyoruz.
İki ilmeğin bir ve ikinci ilmeğin arasına girdim. Bir. Takıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Ve bir tane daha ilave ediyorum. 9 tane ilmek ilave ettik. Ve ön yüzümüz ama ilk sıra olduğu için bütün ilmekleri örüyoruz. Ters. İkinci ilmeğim düz. Ters. Düz. 2, 4. 5 6 7 8 Şimdi 9. ilmeği örerken burada 1 2 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Yani 2 ilmek eksiltmiş olacağız. 3 ilmeği birlikte aldım. 2 ilmeği yok ettik. Birinci kesmemiz. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimiz boşalıyorum. İkinci ilmeğimiz ters. 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar ön yüze geldik. Şimdi lastiğimizi ön yüzde düzleri boşalıyorduk. Yine aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğim düz. Örmeden şişime geçirdim. Üçüncü ilmeğim ters. Düz ilmeği örmeden geçirdim. Düz ilmeği örmedim. 7. ilmeğim, 8. ilmeğim düz örmüyorum. İpi bu tarafa aldım. Birinci kesmede 3 ilmeği birlikte almıştık. Şimdi 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Yani bir tane kesme yapmış oluyoruz. 2 de birinci sırada yaptık. 2. Bu da 3. 3 ilmek kesmiş olacağız. İkisini birlikte alıyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine boşaldım. Bakın yanındaki ilmeği yine lastiğe örer gibi tersinde. Bu sırada 9 ilmeği bu şekilde örüyorum. Ön yüze geldik. 8 tane ilmeğimizi normal lastiğimizi örüyoruz. 1 boşalıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimi İlk sıra 3 ilmeği birlikte aldık. İkinci sıra 2 ilmeği birlikte aldık. Şimdi 3. kesmemizi yapıyoruz. Yine 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Üçüncü kesmemizi de yaptık.
Tekrar arka yöne gidiyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Tekrar ön yüze geldik. Dördüncü kesmemizi yapacağız. Sekiz ilmeği normal lastiğimizi örüyoruz. Dokuzuncu ilmeğimizde dördüncü kesmemizde ikisini birlikte alıyorum. Ve tekrar sıranın başına geliyorum. Ön yüze geldik. Yine 8 tane ilmeğimizi normal lastik. 9. ilmeğimizi 5. kesmedeyiz. 3'ünü birlikte alıyorum. Tekrar sıranın başına geliyoruz. Kesmelerimiz bitene kadar diğer tarafa hiç geçmeyeceğiz arkadaşlar. Boşaldım. Şöyle bir göstereyim. Şimdi 6. kesmemizi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane lastiği ördüm. 6. kesmede 2 tane ilmeği birlikte alacağız. Tekrar geri dönüyorum. Dokuz ilmek lastiği örüyorum. 6 kesme yaptık. Bir tane daha yapacağız. Bu ta 7. kesmemiz, son kesmemiz olacak. Şimdi 7. kesmeyi yapıyoruz. Yine 8 ilmeği lastik olarak örelim. Dokuzuncu ilmeğimizi üçünü birlikte alarak kesiyoruz. Üç ilmeği birlikte aldık. Yani iki tane ilmeği azaltmış olduk. Bir sıra üç ilmek, bir sıra iki ilmek, bir sıra üç ilmek, bir sıra iki ilmek olarak 7 defa kesme yaptık. Toplamda 11 ilmeğimiz 11 ilmeği kesmiş olduk buradan. Şimdi örneğimize devam ediyoruz.
Devam edelim ve tekrar kol tarafına geri gelelim. Kesmelerimiz bittikten sonra örneğimizi yaparak gittik geldik. Şimdi bu sıra artık ön tarafta V kesimine başlayacağız. Kol tarafında yine 9 ilmek lastiğimizi örelim. Şimdi düz aradaki düz sıradayız. Şimdi ön bağıntında da 9 ilmeğimiz lastik olarak devam etmişti. Yine kesmelerde orası devam edecek. Ya 9 ilmek lastiğe kadar 2 ilmek kalınca, yani 11 ilmeğimiz kalınca burada 2, 4, 6, 8, 9. Burası lastik kısmı. Şu 2 ilmeği kesme yapacağız. Oraya kadar örüyoruz. Buradaki 2 ilmeği şöyle şu şekilde kesiyorum. İpimi çevirdim. Ve 9 ilmek yine lastiği örüyorum. Bu birinci kesmemiz. Arka tarafında örgümüzün arka yönünde kesmelerimiz yok. Sadece ön tarafta yapacağız. Burada normal örgümüzün arka tarafını lastiği yaptıktan sonra ilmek lastiği yaptıktan sonra geri kalan ilmeklerimi modelim neyse, şimdi aradaki düz ve ters olan sıradayım, onları örüyorum. Model kurduğum sırada modelimi yaparak devam edeceğim. Sonda 9 ilmek lastiğimizi koldaki yine 9 ilmek olarak öreceğiz. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi modelimizi yaparak gidiyoruz. Bir düz, bir ters. Sıranın sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kaldığı zaman şu 9 ilmeğimiz lastik. Buradaki 2 ilmeği kesiyoruz. Ve ikinci kesmemizi yaptık. Bunun gibi bir müddet böyle 10 ve 11. ilmeği keserek devam edeceğiz.
bakın artık V yakayı böyle içeri doğru kesmeye başladık. Burası da kol kısmımız.